İyi akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle paylaşacağız ama bültenimize geçmeden önce 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık ve bugün Ramazan bayramının birinci günü. Bu vesileyle biz de tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlamış olalım. Tabii bu bayram maalesef ki buruk ve yaslı bir bayramdı. Kültürümüze göre yakınımızı vefat ettiyse eğer ondan sonraki ilk bayram yaslı bayram denilir ve bizler öyle anarız. Ve bizler 6 Şubat'ta maalesef ki yurdumuzda, evimizde nice canımızı kaybettik. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve bu depremlerde yaralanan herkese de acil şifalar dileyelim. Dileriz ki Rabbimiz bir daha böyle afetlerle ülkemizi, milletimizi sınamaz efendim ve nice güzel bayramlar geçiririz diyelim. Ama hatırlatmakta da fayda var. Tabii deprem bölgesini unutmamamız gerekiyor. Hala yardım bekliyor oradaki vatandaşlarımız. Onları bir gün bile unutmayalım, unutturmayalım diyelim ve şimdi bültenimize geçelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazının hemen ardından basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu basın açıklamasında orduya geleceğini söyledi. Yani inşallah yarın Nurdoğan'dayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem belki Hatay'a da geçme durumum olacak. Bölgedeki şeyleri, turları inşallah devam ettireceğiz. Daha sonra da tabii açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Yani bu konuda İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerimizi de Artvin, Rize'den başlamak üzere Trabzon, aynı şekilde Giresun, Ordu, Samsun bu şekilde devam ettireceğiz. Ve planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalarıma devam edeceğim. Yani gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Tabii ben şahsen yalnız çalışmıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız zaten yoğun bir şekilde onlar da çalışıyor. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah bu kalan süreyi dolduracağız. Tabii bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuştu. Bu törende iki de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeleri sıraladığı tarihi günde Karadeniz doğalgazı karaya ulaştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşletme Tesisi'nde düzenlenen Karadeniz gazı devreye alma töreninde konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamalardaysa iki müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak aylık ortalama 25 metreküp'e denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini açıkladı. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet, aylık ortalama 25 metreküp'e denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdeli haberse bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağı oldu. İkinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş bayram ziyaretleri kapsamında Hatay'daydı. Burada yaptığı konuşmada inşallah bir yıl içerisinde tüm evlerimizi, konutlarımızı inşa edeceğiz dedi.
bugün, dün akşamdan, dün geceden itibaren buradayız. Buradayız. Eşlerimizle beraber geldik. Sizinle beraber olmak, bayramlaşmayı sizinle beraber yapmak, hem acılarınıza ortak olmak hem de bayram sevincinizin paydaşı olmak için buradayız. Konteyner kentte kaldık. Bugün de inşallah böyle çadır kentler, konteyner kentleri ziyaret edeceğiz, hastaneyi ziyaret edeceğiz ve ondan sonra Hatay'dan müsaade isteyeceğiz. Ben öncelikle her birinize tekrar geçmiş olsun diyorum ve başsağlığı diliyorum. Her birinizin ailelerinden, çevrenizden, akrabalarımızdan, komşularınızdan öte tarafa irtihal edenler oldu. Allah rahmet eylesin. Az önce de hep beraber hayat olarak kabristanı ziyaret ederek orada böyle bir büyük bir yıkıntının zaten göstergesi olan o kabristanda dualarımızı ettik, ölülerimizi yad ettik. İşte önce böylesine çadır kentler, arkasından hemen konteyner kentler ve daha kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili süreç başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam eden bu süreç inşallah bir sene içerisinde depremzedelerin evlerinin tamamlanarak evlerine dönmesiyle birlikte yeni bir merhaleye ulaşacak. Kolay değil, büyük bir yıkıntı. Hala yerin kaydığını, sallandığınızı hissettiğinizi biliyorum. Tüm yurtta bayram coşkusu kılınan bayram namazı ile birlikte başladı. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, Ordu Valisi Tuncay Sönel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve o AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Allahu Ekber. Ordu'da Ramazan Bayramı coşkusu kılınan bayram namazıyla başladı. Allahu Ekber. Vatandaşlar bayram namazı için camilere adeta akın etti. Bunlardan hangisi hayırlı biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, Ordu Valisi Tuncay Sönel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve protokol üyeleri de bayram namazını Atik İbrahim Paşa Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. İnne şani'eke Allahu ekber. Kılınan namazın ardından protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer yaptığı açıklamada buruk geçirdiğimiz bir bayram dedi. Ramazan bayramının ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu Ramazan bayramı biraz buruk kutladığımız bir Ramazan bayramı. Çünkü 6 Şubat'ta gerçekten ülkemiz çok hem şiddeti olarak hem ölçe olarak çok büyük bir depremle yüzleşti. Ve 50 bin üzerinde canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Orada yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılarla yüzleşmeyiz. Ama en önemlisi bayramlar kırgınlıkların giderildiği, barışın, selametin yaygınlaştığı zamanlar inşallah ülkemizde bu bayramı çok güzel bir şekilde geçirip vatandaşların birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi noktaya geldiği, herkesin birbirine selam verdiği, kırgınlıkların giderildiği, selametli, huzur dolu bir ülke olarak çok daha güçlü noktalara geliriz. Ardından protokol üyeleri halkla sohbet etti. Ramazan bayramı dolayısıyla Ordu ailesi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bu törene protokol üyeleri katıldı. Ramazan bayramı dolayısıyla Ordu ailesi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, Ordu Valisi Tuncay Sönel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve protokol üyeleri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Duaların ardından Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarken 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlattı. Ramazan'ı bayramınızı kutluyorum. Bayramın
sadece ordumuza değil, ülkemize, dünyaya barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten 6 Şubat'ta ülkemiz daha önce hiç deneyimlemediği bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. 10 ilimizi etkileyen ve 50 binin üzerinde canımızı yitirmemize neden olan büyük bir deprem afetiyle karşılaştık. Depremde yitirmiş olduğumuz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bir kez daha bu aziz millet gösterdi ki deprem gibi büyük olağanüstü felaketlerde herkes canını değil vatandaşını önceledi. Onların derdine derman olmak için, derdiyle hemhal olmak için devlet millet el ele vererek 11 ilimizde seferber oldular. Ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler katılımcılara seslendi. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramlara kavuşmamızı birlik beraberlik içerisinde nasip etsin inşallah. 6 Şubat'ta felaket yaşamıştık. O felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize, şehitlerimize, yurt dışında, yurt içinde canını bu vatana gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Yine felakette yaralanan kardeşlerimize ve yine kahraman gazilerimize Rabbim'den acil şifalar diliyoruz. Rabbim böyle bayram tadında birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyene de fırsat vermesin inşallah. Çok şükür Ramazan'ı geçirdik. Şimdi de birlik beraberlik içinde örnek bir şehir olma yolunda bayramlaşıyoruz. Tabii biraz da buruk bir bayram bu. Bildiğiniz gibi deprem sonrası hem yaraları saran hem de bu yaraların sarılmasında önemli bir rol oynayan ordunun ki Adıyaman'ı kardeş şehir ilan ettik. Ayrıca diğer illerle de ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bütün katkılarınızla, sizlerin de gönülden desteğinizle burada Ordu ilimiz güzel bir birlik, beraberlik ve aynı zamanda destekleyici güzel çalışmalar yaptı. Sizlere teşekkür ediyoruz bu bayram vesilesiyle. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bültenimize şimdi stüdyo konuğumuzla devam ediyoruz. Stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk var. Öncelikle hoş geldiniz Naci Bey. Hoş bulduk Büşra Hanım. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı ileterek başlamak isterim. Ayrıca biliyorsunuz mübarek Ramazan Bayramı. Evet. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabii bu bayram biraz da hüzünlü geçiyor. Biliyorsunuz depremin gölgesinde geçen bir bayram oldu. Ama sonuçta bayramlar inşallah ileride bayram gibi kutlanılası bayramlar olur diyorum. Bayramlarını da tebrik ediyorum. İnşallah diyelim. Şimdi sizler tabii ilk günden itibaren yoğun bir şekilde sağ çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz, sahadasınız her gün. Evet. Peki nasıl gidiyor sizler için bu süreç? Valla bugün de bayramlaşma programları vardı. Biz sabah 8-8.30 gibi Mesudiye'den başladık. Onda Mesudiye'deydik. Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey. En son burada şimdi stüdyodan çıkınca Altınordu'da bayramlaşmamız olacak. Seçim koordinasyon merkezimizde. Ayağımızın tozuyla sahadan geldik öyle söyleyeyim. Direkt yetişmeye biraz da acele ettik yetişebilmek için. Hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. Gerçekten kalabalık geçti. Hem Mesudiye'de hem Gölköy'de hem Gürgentepe'de inanılmaz bir teveccüh oluştu. Biz sürekli sahayı boş bırakmıyoruz. Zaten dediğiniz gibi 3 yıla yakın zamandır sahadayız. Bugün de sahadaydık. Ben bize ilgi alaka gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu seçimde hedeflediğimiz sonucu alırız diyoruz. Bizim biliyorsunuz hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçtirmek. Onun için de sahada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bizim de en yüksek milletvekilliği sayısına ulaşabilmek. Ama bunu Cumhur İttifakı paydaşımızla birlikte yapmak. Biliyorsunuz yeni anayasayla ilgili
yeni yapılacak meclisin, oluşturulacak meclisin yeni anayasa gibi bir ağır bir görevi de var. Onun için nitelikli çoğunluğa ulaşabilelim diye çalışmalarımız bu manada devam ediyor. Evet, bayramın birinci gününde sahada olduğunuzu belirttiniz. Evet. Çeşitli ilçelerdeydiniz. Peki bundan sonraki günler için nereleri ziyaret edeceksiniz? Özel bir programınız olacak mı? Ordu'nun 19 ilçesini ziyaret edeceğiz. Biraz yorucu olacak. 2-3 tane büyük beldemiz var. Eski kapanan beldelerimizden, büyük mahallelerimizden. Onları da ziyaret edeceğiz. Yani bugün 2 tane otobüs, bir büyük otobüs, bir küçük otobüs, 2-3 tane minibüs. Bütün adaylarımızla birlikte teşkilatlarımızı geziyoruz. Esnaflarımızla bayramlaşıyoruz. Tabii bayram yoğunluğu oluyor ilçelerimizde. Hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. Güzel oluyor. Yarın da inşallah Akkuş'tan başlamak kaydıyla Akkuş ve Ünye'ye kadar olan o havzayı bayramlaşmasını bitireceğiz. Bir sonraki günde Aybastı'dan başlamak kaydıyla Fas'ta bitireceğiz inşallah. Yani yoğun bir şekilde çalışmalarımız bu manada devam ediyor. Evet, aslında ulusal gündemden de ben bir soru iletmek istiyorum sizlere. Şimdi dün çok önemli bir gündü. Karadeniz Doğalgazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir programla karaya ulaştırıldı. Aslında enerjide bağımsızlık adına yakılan bir ateşti bu. Evet. Sizler de Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olması, Cumhur İttifakı ile birlikte izlediği bağımsız politikaların neticesinde efendim petrol bulundu, doğalgaz bulundu. Bu manada Rusya ile olan ilişkiler neticesinde de efendim biliyorsunuz Silivri'de bir yeraltı doğalgaz depolama tesisi yaptık. 4.6 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama tesisi. Yine Tuz Gölü'nün altında var 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama tesisi. Yaklaşık bu Türkiye'nin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek boyuttaydı. Ya, onun yanında bizim efendim Karadeniz doğalgazının Mart ayı gibi evlerde yanması hedefi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilan ettiğinde muhalefet her işte olduğu gibi bunda da dedi ki efendim gaz yok, işte gelmedi, gitmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'in Enerji Bakanı olduğu dönemde de aslında kısmi bir gaz çıkışı vardı. Ereğli'den çıkan bir karaya çıkarılan gaz vardı. Şimdi biraz gecikmeyle Nisan ayının 20'si gibi efendim bu gazlar yanmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çeşitli müjdeleri oldu bu manada. Bunlar sevindirici gelişmeler. Tabii biliyorsunuz bizim bütçemizde 2021 yılı içerisinde 55 milyar dolar enerjiye bizim giderimiz oldu. Evet. Doğalgaz ve petrole verdiğimiz bir para var. Sonuçta bizim bütçemizi bu ciddi manada efendim ihracat ithalat dengesini de bozuyor. 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam 80-85 milyar dolara çıktı. Yani 36 dolar olan petrolün varili 130-140 dolarlara kadar çıkmıştı. Şu an herhalde 85-90 dolar civarlarına kadar geriledi. Bu manada Türkiye'nin efendim cebinde bir para kalacak tabiri caizse. Bütçemizde bir kaynak oluşacak. Ben bunu sevindirici buluyorum. İnşallah kendi petrolümüzü de bulduk. Onu da kullanıma açtığımızda çok daha güzel olacak. Sevindirici olan bir husus da efendim şu anda enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın 25 metreküplük bir ailelere gazın bedava verilmesi noktasında bir çalışması var. Bu da çok çok önemli. İnşallah o da ailelere destek manasında önemli olacak. Ama bu dışarıdan taşıma suyuyla değirmen dönmez derler. Dışarıdan efendim Rusya'dan, Azerbaycan'dan aldığımız gazla kendi doğalgazımızla dengelenirse bu enerjiye verilmiş olduğumuz para bütçemizde kalacak. Bu gerçekten sevindirici bir durum. Ama gel gör ki bunu muhalefete anlatmak mümkün değil. Onlar her yapılan işe bir kulp buluyorlar. İşte yerli ve milli araç TOG'da aynısı oldu. Şimdi TOG Sayın Bakanımız da getirdi herhalde orduya. Evet. Ben görmedim kendim ama merak eden gitsin baksın. Kendi otomobilimizi yaptık. Kendi uçağımızı yapıyoruz. Kendi karada giden insansız hava araçlarımız var. İnsansız hava araçları var, insansız kara araçları var, deniz araçları var. Türkiye Cumhur İttifakı ile birlikte Büşra Hanım kendi savunma sanayinde özellikle gerçekten bir atılım yaptı. Bırakın kendi ihtiyaçlarımızı zaten görüyoruz. Bir de 4 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bu yıl daha da olacak. Sadece bu 4 milyar dolarlık ihracatın, efendim savunma sanayinde gerçekleşen ihracatın 1 milyar doları Bayraktar'ındı. Evet. Bayraktar'ın son Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı ihale 2 milyar dolar. Yani İHA ve SİHA'lar tam donanımlı Roketsan'ın füzeleriyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edecek. Yani bir Bayraktar şirketi eğer 2 milyar dolar bir satış, dış satım yapmışsa gerisini siz düşünün. Türkiye gerçekten biz söylüyoruz 21. asır Türk asrı olacak.
Bu faaliyetler, bu hizmetler inşallah devam edecek. Kesintiye uğramadan devam edecek. Zaten biz bunun sahada yansımasını alıyoruz. Milletimizin feraseti, sağduyusu bunun çok çok üzerinde. Yani muhalefet ne diyor? Şunu yaptırmayız, bunu yaptırmayız. Efendim gaz nerede? Gaz yandı şimdi, gaz çıktı. Öyle mi? Evet. Ama bunlara izah etmek mümkün değil. Onların gündemi farklı biliyorsunuz. Onların gündemi ne olursa olsun bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. İşte burada ihanet şebekeleriyle iç içeler, kol kolalar. Bunu da biz sahada anlatmamız lazım. Zaten vatandaşımız da bunu gayet rahatlıkla görüyor. Ona göre de bize sıkı çalışmamız noktasında yaşlılarımız telkinde bulunuyor. Allah onlardan razı olsun. Bugün yine ilginç diyaloglar yaşadık sahada. Bu manada biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak 3 yıla yakın zamandır elimizden ne gelirse, ne gücümüz varsa bizim efendim işte şurada burada protokolle ya da farklı törenlerle bir işimiz yok. Çünkü bize protokol oy vermeyecek. Bize oy verecek olan saha, vatandaşımız, hemşerilerimiz. Evet. İnsanlarımız bir de şöyle bir de ters şey oluyor, tepki oluyor. Seçim zamanlarında gidildiği zaman insanlar diyor ki seçim zamanı, şimdi seçim zamanı geliyorsunuz, normal zamanda niye gelmiyorsunuz gibi. Ama biz il başkanlığı dönemimde de olduğu gibi sürekli sahadayız. Bu manada bizim bir avantajımız var. Bunları anlatacağız. Yerli ve milli bir Türkiye, bölgesinde lider bir Türkiye geliyor Allah izin verirse. Bu hizmetlerin kesintiye uğramadan ben devam edeceği kanaatindeyim Büşra Hanım. Evet, son olarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için PKK'yla yan yana olduğunu söyledi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi PKK'nın siyasi uzantısının yapmış olduğu işte HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti gibi bir parti de çıktı. Şimdi bir şey gölge bir parti daha kurdular biliyorsunuz. Bunların yaptığı açıklamalara baktığınızda Sayın Genel Başkanımızın söylediğini yadırgamamak lazım. Bugün Kandil'den yani rotası Kandil olanların yani gelip de Türkiye'ye bir yön çizmeleri mümkün değil. Türkiye'nin hedeflerini anlamaları da mümkün değil. Yani bugün baktığınızda dış ilişkilerden sorumlu işte danışmanları var Ünal Çeviköz'ün yaptığı açıklamalar. Yani Kılıçdaroğlu ülkemizin güneyinde oluşturulan 120 bin kişilik PYD denilen terör ordusunu ne diyor? Kendi topraklarını savunan öz savunma gücü diyor. Evet. Dolayısıyla bunun Sayın Genel Başkanımız doğru söylüyor. Yani PKK'yla, efendim PYD'yle, PKK'yla kol kola bir siyaset üretmeye çalışıyorlar. Bunun da zaten vatandaşımız sahada da tepkisini gösteriyor. Onun için bizim burada uyanık olacağız. Cumhur İttifakı paydaşları olarak buradaki hedefimiz 6-0 yapabilmek. Yani nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek. Yeni bir anayasa yapılacak mecliste. Bu anayasayı yapabilmek. Tabii bu anayasayı yaparken Büşra Hanım biliyorsunuz onların da bir anayasa çalışması evet. Oldu muhalefetin. Yani bizim anayasanın ilk 4 maddesini değiştirilmesi dahi teklif edilemez. 4 maddeyi değiştireceklerini söylüyorlar. Atatürk'ü çıkaracaklarını, 100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız diyor. Yani bunun daha ötesi var mı? Evet. Bunun anayasada vatan hainliği tanımının tekrar yeniden düzenlenmesi lazım. Dolayısıyla insanların çıkıp da bizim televizyonlarımızda biz cumhuriyeti yıkacağız, ülkeyi şöyle böleceğiz, efendim Kürt halkı kendi kaderini tayin hakkı olacaktır gibi açıklamalarını ben doğru bulmam. Bunu da Türkiye'nin üniter yapısını bozmalarını da ben bir suç unsuru olarak anayasada yer alması kanaatindeyim. Sayın Genel Başkanımız bu manada açıklamalarını yapıyor. Ben burada çok da süremiz kalmadı herhalde şunu da açıklamak isterim. Evet. Yani biliyorsunuz biz açık hava toplantılarını genel merkezimiz tekrar bir daha başlatıyor. Bir günde 2 miting yapacak Sayın Genel Başkanımız. Evet. Bu manada Ordu'da da 11 Mayıs'ta mitingimiz var Ordu Meydanı'nda. Ben tüm hemşerilerimizi daha o zamana kadar vakit var ama yine buradan hatırlatayım o mitinge davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak güçlü gözükmek de çok önemli. Onun için o mitingin ben çok kalabalık geçeceği kanaatindeyim. Buradan hemen Ordu mitingini saat 13'te yaptıktan sonra 16'da da Tokat'ta miting yapacak. Onun için Sayın Genel Başkanımız bu talimatıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlere Büşra Hanım gerçekten disiplinle hazırlandı. Evet. Biz de o disiplin içerisinde genel merkezden aldığımız talimat üzerinde sürekli yani bize uyku haram seçime kadar. Sürekli sahadayız. Sürekli hemşerilerimizle iç içeyiz. Onların dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. İşte mesela bugün Gölköy'de hemşerilerimiz mesela şunu sordular. Gölköy yolu niye bitirilemiyor? Ya da Gölköy yolunda çalışma niye olamıyor? Bunların mesela birisinin çıkıp bunu söylemesi lazım. Kabadüz yolunun ikmal ihalesi yapılmadı. Birisinin çıkıp buna cevap vermesi lazım. Evet. Öyle mi?
Dolayısıyla mesela Gürgentepe'de de aynı benzer sorunlar alıyoruz. Sağlıkla ilgili şikayetler aldık. Aradık sağlık müdürümüzü. Sağ olsun onlar da cevaplarını verdiler. Çok da güzel oldu. Hemşehrilerimiz de memnun kaldılar. İşte Gölköy Devlet Hastanesi'nde bir cerrah, genel cerrah açığı varmış. Tekrar bir daha onları efendim genel cerrah ataması yapılacak oraya. Dolayısıyla hemşehrilerimiz de iç içe olunca vatandaşın derdini, sorununu da bilmiş oluyorsun. Evet. Biz bu manada sürekli sahadayız. Çalışmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Yani birileri gelmiş işte ben şöyle hizmet yaptım, böyle hizmet yaptım. Nerede yaptın? İktidarken yaptın. Onun için biz burada açık açık şunu söylüyoruz. Sahada gördüğümüz tablo net şu. 13. Cumhurbaşkanı, 12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ve bunun şeyi yok, alternatifi yok. Açık ara bu seçimleri kazanacağız. Allah izin verirse milletvekilliği seçimlerinde de biz ordunun evladıyız, orduluyuz. Dolayısıyla yerli ve milliye olan bir talep de bu manada var. Burada hemşerilerimizin bize teveccühü de bu manada devam ediyor. Ben bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak başarılı olacağımız kanaatindeyim. Hedefimiz 6-0. Ya 5-1 olur, 6-0 olur ama göreceksiniz seçim böyle bir neticelenecek diye umuyorum. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve sizlere de sağ çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz tabii ki seçime çok, kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben kıymetli hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı ileterek bitirmek isterim. Tekrar mübarek Ramazan bayramlarını da tebrik ediyorum efendim. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer ilçe ziyaretlerini hız kesmeden devam ediyor. Bakan Özer'in bu kez durağı Kabataş ilçesiydi. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer sağ çalışmalarını sürdürüyor. İlçelere adeta çıkarma yapan ve sıkılmadık el bırakmayan Özer'in bu seferki durağı ise Kabataş ilçesi oldu. Özer'in Kabataş ilçesindeki ilk durağı AK Parti Kabataş ilçe binası oldu. Bakan Özer burada Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, ilçe başkanı ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Özer'e ziyaretlerinde ise AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve milletvekili adayları İbrahim Ufuk Kaynak, İsa Yüksel ve Samet Özdemir eşlik etti. İlçe Başkanlığı binasının balkonunda Bakan Özer, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu Milletvekili adayları, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Belediye Başkanı Yakup Yılmaz Kabataşlı vatandaşlara seslendiler. Bu 20 yılın gece gündüzlerinde, içeride, dışarıda, bu ülkenin çok daha güçlü olması için çaba sarf eden liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yapmak. Gerçekten orduda birlik ve beraberliği gördüm. Tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı ele verilmiş. İnşallah bundan sonra da ele vermeye devam edecek ve ordumuz başka bir ordu olacak. Yatırımları, diğer yatırımları da, diğer bekleyen hizmetleri de adım adım ordumuza kazandıracağız. Yolumuz hakkımız açık olsun, yatırımlarımız ordumuza hayırlı olsun, bayramımız mübarek olsun. Hepinize sevgili, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında, Sayın Bakanımızın arkasında yol yürümeye devam edeceğiz. Ordumuza, Kabataş'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde bir olacağız, iyi olacağız, bir olacağız ve güçlü bir Kabataş, güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye olacağız diyorum. 14 Mayıs'taki seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Kabataş'ta hemşehrilerimi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz görüşmenin sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız bize dedi ki ben kabinemde bakanımı orduya gönderiyorum. Aday tanıtım toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla bağlandı, Allah razı olsun. Dedi ki bakanımızı da orduya emanet ediyoruz. Ama Sayın Bakanım kendini orduya emanet olarak geldiği görmemiş gibi sağ olsun bütün ordunun problemlerini kendine emanet aldı ve bu problemlere ekleniyor. Her gittiğimiz içeri bir müjde veriyorum. Her gittiğimiz içeri kronik bir problemini çözüyor. Böyle güçlü bir kadroyla, böyle güçlü bir yapılanmayla Türkiye'nin yüzyılını oluşturmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu yeni Türkiye'nin yeni yüzyılında da en büyük hata Kabataş'tan göreceğiz inşallah. Kabataş her zaman yanımızda, Kabataş her zaman birlikte, biz de her zaman
olmak şartıyla 6 tane aday adayımızı Ankara'ya hep beraber göndereceğiz diyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler diyorum. Sayın Bakanımız ve beraber aslında bir haftaya yakın ordunun her tarafını geziyoruz efendim. Her gittiğimiz yer Sayın Bakanımız değişik bir müşteriyle geliyor. Üniyeler, Fasa'da çevre yolunun yapılması, okullar, biraz önce gittiğimiz yerde İnemi yolunun. Yani aslında çok güzel bir ilmiyle beraber sağ olsun bize beraber bizi de yeni bir can kan kattı. Tabii sorunumuz büyük, mücadelemiz büyük, hukuklu davada inşallah birlikte taşlandıracağız. Ülkemizi Türkiye'nin yüzyılı sürecinde daha güzel yerine taşıyacağız. Hepinize pasaport selamını getiriyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Varım sağ olun. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle, Sayın Bakanımızın öncülüğünde inşallah gece gündüz demeden teşkilatımızla birlikte, siz de o arkadaşlarımızla birlikte hep beraber koşacağız, çalışacağız, mücadele edeceğiz inşallah. 14 Mayıs akşamı yine bu meydanda yine sizlerle beraber zaferimizi kutlayacağız inşallah diyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi her daim verilsin inşallah. Özer, AK Parti Kabataş ilçe binasından sonraysa Kabataş'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve dileklerini dinledi. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, Aybastı ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, Aybastı ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. SKM açılışında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Özer, koordinasyon merkezinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Ben inanıyorum ki tek bir şey yaparsak, birlik beraberlik içerisinde olursak, birbirimizin açığını arayan değil, birbirinin açığını kapatan olursak, sürekli konuşan değil, dinleyen olursak, ordumuzun çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Ben sizlere güveniyorum. Sizlerle birlikte yol yürümekten de gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Her türlü imkanımız sizlerin hizmetinde olacak. Aybastımızın çok daha güçlü noktada gelmesi için her türlü destek vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar seçim koordinasyon merkezimizin açılışının hayırlara vesile olmasını diliyor. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özer'den sonra protokol üyeleri de birer konuşma gerçekleştirdi. Sayın Bakanımızın arkasında, Cumhurbaşkanımızın arkasında, milletvekillerimizin arkasında durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz diyorum. Tekrar koordinasyon merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın gözü ordunun üstünde. Bunun en güzel ispatı da Sayın Bakanımıza buraya gönderdi. Sayın Bakanımız sağ olsun. 10 gündür sahada beraberiz. İlgilenmediği bir problemi kalmadı çok şükür. Daha önümüzde uzun yıllarımız var. Hep beraber kronik vakalarımızın hepsini bir bir çözecek. 10 günde aldığım müjdelerin karşısında ben gerçekten şok oluyorum. Sağ olsun Sayın Bakanım, gelecek günlerde de bizleri şaşırtmaya devam edecek inşallah. Bayramınızı kutluyorum. Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışıyla geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Sayın Bakanım, Aybastı ilçesi yıllara sahip tarihi bir geçmişi olan bir ilçemiz. Buraya hizmet etmek şereftir. Sayın vekillerimiz, Allah razı olsunlar, ellerinden gelen desteği verdiler. Yeni ekiple beraber sizlerden de inşallah, zaten güzel hizmet alıyorduk. Daha güzel işlerde buluşmak üzere ilçemize şeref verdiniz. Cenab-ı Hak 14 Mayıs gecesi şükür namazı kılmayı nasip eylesin. Hoş sefa geldiniz. İnşallah tekamemiz hayırlı olsun. Tekrar AK Parti'yi iktidara taşımaya, Türkiye'nin vazgeçilmez liderini tekrar başkan yapmaya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yakaladığımız o son 20 küsür yıllık ivmeyi hiç ara vermeden tekrar bir derece daha yükseğe taşımaya ve Türkiye'yi lider ülke yapmaya yemin etmiş bir liderliği ve kadroyu tekrar iktidara getirmeye. Ve biz buna mecburuz. Niye? Çünkü karşımızdakiler yıkım ekibi. Biz her şeyi yıkacağız, her şeye karşıyız diyorlar. Seçimimiz çok kolay ve çok basit olacak. Yıkmak isteyenlere karşı, yapmak isteyenlerin mücadelesi. Bunu siz kaçırmazsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu
hukuk davan devam etmesi gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerinde bu süreci taşlandırırız. Ben tekrardan koordinasyon merkezimizin aydınlık vesile olmasını temin ediyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın öncülüğünde gece gündüz demeden siz teşkilat mensuplarımızla birlikte kapı kapı, ev ev, gidilmedik adres bırakmadan seçime inşallah bir zaferle sonuçlandıracağız diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi her daim eylesin inşallah. Saygılar sunuyorum. Çalışmamızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Aybastı Belediyesi'ni ziyaret eden Özer, TOKİ konutlarına ilişkin bilgi verdi. Ordu ile Aybastı ilçesi Çakıllı Mahallesi 36 adet konut, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi 30 adet konut, Gürgentepe ilçesi Eskiköy Mahallesi 12 adet konut ve Ünye ilçesi Göbü Mahallesi 12 adet konut inşaatlarının ihalesi 4 Mayıs 2023 tarihine alınmıştır. Daha sonra Aybastı esnafını ziyaret eden Özer vatandaşlarla sohbet etti. İlçedeki bir fırında önlük giyerek fırının başına geçen Özer Ramazan pidelerini pişirmek üzere fırına verdi. Bakan Özer ilçede son olarak iftar yemeğine katıldı. Burada bir de konuşma gerçekleştiren Özer, Türkiye'de son 20 yılda yapılan yatırımlarla sağlıktan ekonomiye, ulaştırmadan altyapıya çağ atladığını ve bu yatırımlarında Türkiye'nin ikinci yüzyılında Recep Tayyip Erdoğan ile devam edeceğini söyledi. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, Arife gününde ilçe ilçe gezerek hemşerileriyle bir araya geldi. Her gittiği ilçede de gönüllere dokunmayı ihmal etmedi. Kaynak bir günde 4 ilçe birden ziyaret etti. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, Arife gününde ilk olarak Ordu Garnizon Şehitliği'ndeki programa katılarak şehit aileleriyle bir araya geldi. Kahramanlarımızın mezarlarını da ziyaret eden Kaynak, programlarının tümüne gün içinde Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selmen Altaş ve protokol üyeleriyle birlikte katıldı. Kaynak şehitliğin ardından Ordu Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Bakan Özer'le birlikte Rektör Profesör Doktor Akdoğan'dan bilgiler aldı. Kaynağın sonraki durağı Çatalpınar oldu. Bölgeye kazandırılacak olan tekstil fabrikasını ziyaret eden Kaynak, ardından AK Parti Çatalpınar ilçe başkanlığındaki programa katıldı. Burada konuşan Kaynak, ilçedeki yatırımlarla göçün önüne geçileceğini söyledi. Gördüm ki sürekli olarak nüfus kaybediyor. Aslında şehir merkezinin 21 bine ulaşan nüfusu gittikçe kaybediyor. Biraz evvel Sayın Bakanımızla beraber bir tesisin önünde durduk ve Sayın Bakanımız bir telefonla oranın işini halletti. Eğer orası hakikaten yüzlerce kişiye iş imkanı sağlarsa ben inanıyorum ki Çatalpınar'daki bu nüfus düşüşünün de sonu olacaktır. Ve eminim bu burası için en iyi olanı olacaktır. Bir anda ticaret canlanacaktır. Daha güzel evler yapılacak, daha güzel yollar yapılacak, daha fazla imkan olacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de Cumhur İttifakı için eklemek istiyorum. Onlar için de ayrıca selamım var. Çünkü biz burada birlikte güçlüyüz efendim. Çatalpınar'da hep birlikte yapılan esnaf ziyaretinin ardından Kabataş ilçesine geçildi. Kabataş'ta AK Parti ilçe başkanlığını Bakan Özer ve diğer tüm katılımcılarla birlikte ziyaret eden Kaynak, burada yaptığı konuşmada 21. yüzyılın dönemi Recep Tayyip Erdoğan dönemidir, tarihe not düşülmelidir dedi. Seçim geliyor. Hiç tereddütsüz şekilde liderimize, bize, AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'na sizleri seviyorum, sizleri seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kabataş'ta da halk ve esnafla kucaklaşan Kaynak ilçe sakinleriyle hasbihal etti. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın bir sonraki durağı Aybastı ilçesi oldu. Burada çeşitli programa katıldı. Akşam da iftar yaptı. AK Parti Ordu Milletvekili adayı Kaynak'ın Çatalpınar ve Kabataş'ın ardından bir sonraki durağı Ordu'nun Aybastı ilçesi oldu. Kaynak, Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve protokol üyeleriyle birlikte bir dizi programa katıldı.
İlk olarak Aybastı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden ülkenin başına getireceklerini söyledi. Şimdi sıra geldi tekrar AK Parti'yi iktidara taşımaya, Türkiye'nin vazgeçilmez liderini tekrar başkan yapmaya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yakaladığımız o son 20 küsür yıllık ivmeyi hiç ara vermeden tekrar bir derece daha yükseğe taşımaya ve Türkiye'yi lider ülke yapmaya yemin etmiş bir liderliği ve kadroyu tekrar iktidara getirmeye. Ve biz buna mecburuz. Niye? Çünkü karşımızdakiler yıkım ekibi. Biz her şeyi yıkacağız, her şeye karşıyız diyorlar. Seçimimiz çok kolay ve çok basit olacak. Yıkmak isteyenlere karşı yapmak isteyenlerin mücadelesi. Bunu siz kaçırmazsınız. SKM açılışının ardından Bakan Özer ve beraberindekilerle birlikte Aybastı Belediye Başkanı Geçtan'ı ziyaret eden Kaynak, ilçede esnaf ziyaretleri de yaparak vatandaşın nabzını tuttu. AK Parti Ordu Milletvekili adayı Kaynak, esnaf ziyaretinin ardından STK'lar, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Burada tüm hemşerilerine hayırlı bayramlar dileyen Kaynak, hedefe doğru durmadan, yorulmadan koşmaya devam edeceklerini söyledi. Ve bütün Aybastı halkı, hepinize önce bir selam diyeyim Allah'ın selamıyla. Bugün çok güzel bir gün. Ramazan'ın son günü. Hepimiz için Ramazan bayramımız kutlu olsun diyorum. Dolayısıyla ben diyorum ki biz seçime gidiyoruz. Türkiye'nin seçimi tüm milletimize hayırlı olsun. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak seçim çalışmaları kapsamında Ordu'yu ilçe ilçe geziyor. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak seçim çalışmaları kapsamında Ordu'yu karış karış geziyor. 19 ilçede çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın bugünkü ilk durağı Ordu Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi oldu. Kaynak, Ramazan bayramını mesai başında geçiren sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı. Vekil adayı Kaynak, hastanede bayram içerisinde doğan bebekleri ve ailelerini de ziyaret etti. Gözünüze aydın. Sağ olun. Maşallah. Gözünüze aydın. Sağ olun. Allah'ın oğlu babana büyüsün. İyi bayramlar diliyorum. Erkek. Evet. Gözünüze aydın. Kaynağın sonraki durağı ise Gülyalı AK Parti İlçe Başkanlığı binası oldu. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah tekrar nasip etsin inşallah diyorum. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bugün aramızda Ordu Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ufuk Kaynağı tekrar Gülyalı ilçemize teşkilatımızı ağırlamanın ayrı bir gururunu ve önemini yaşıyoruz. Sağ olsunlar kendileri bizi bu kadar yoğun program arasında bizi kırmayarak davetimize icabet ettiği için de ben hepinizin huzurunda Sayın Milletvekilime teşekkürlerimi arz ediyorum. İlçe Başkanı Abdullah Sipahi ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Kaynak, bütün dava arkadaşlarının Ramazan bayramını kutlarken 14 Mayıs seçimlerinde yapılacak çalışmaların bir kez daha üzerinden geçtiklerini ifade etti. Biz bu seçime kadar dediğim gibi biz nefessiz gidiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Ben hepinizi sahada görüyorum zaten. Yani özellikle ben bayan arkadaşlardaki performansa inanamıyorum. Her gün Altın Ordu'nun içerisinde sokak sokak dolaştık. Hepsi yanımızdaydılar. Yağmur yağıyor, biz dolaşıyoruz. Hani beraber ıslandık ayağın yağmurda diyor ya. Vallahi resmen oydu. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizim daha konuşacak çok şeyimiz ve çok zamanımız var. Ben de yine geleceğim. Bu iş burada bitmeyecek. Gülyalı Kestane Mahallesi'nde Ramazan'ın birinci günü gelenekselleşmiş olan yahni şölenine de katılan AK Parti Ordu Milletvekili adayı Kaynak, Gülyalılı vatandaşlarla bayramın coşkusunu birlikte yaşadı. Selamın olsun. Kaynağın Gülyalı ilçesinden sonraki durağı Fas ilçesi oldu. Fas'ta ilk olarak kent bayramlaşmasına katılan Kaynak, yaptığı konuşmadaysa Faslı vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben bütün ilk önce Haziran'a, yani daha doğrusu tüm milletvekillerimize aday ve siz asillere, Fas'a halkına, yani milletimizi biz seçen asillere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ramazan bayramımız hepimizin mübarek olsun.
4 aynı yere koşturdum. Burası 4. yer. Çok mutluyum. Sizleri böyle görmek beni daha fazla mutlu ediyor. İnşallah hayırlı bayramlar diliyorum. Ve yine geleceğiz diyorum. Kaynak Kent Bayramlaşması'ndan sonra ise teşkilat üyeleriyle birlikte ilçede esnafı ziyaret ederek sohbet etti, isteklerini dinledi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Ramazan ayının son iftarını Kuyulu Mahallesi'nde yaptı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Ramazan ayının son iftarını Kuyulu Mahallesi'nde yaptı. Milletvekili Gündoğdu düzenlenen iftar programında Kuyulu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İstanbul Altın Ordu Dernek Başkanı Sezai Evli, Kuyulu Mahalle Muhtarı Yener Bıyık ve mahalle sakinleri katıldı. İftar programı öncesinde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını tebrik etti. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Birlikte geldiğimiz Ali Kemal Bey var, bizim İl Sivil Toplum Kuruluşlar Müdürümüz. Bir önceki dönem Gençlik Kolları Başkanımız var, Onur Bey. Ve onun yanında da İl Başkan Yardımcımız var. Ben tekrar sizlere hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah hep birlikte bir sonraki Ramazan'a kavuşuruz ve bayramı güzel bir şekilde idrak ederiz diyorum. Mahallede bulunan okulun köy yaşam merkezi haline getirileceğinin müjdesini veren Gündoğdu, mahallede talep edilen sorunların da kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade etti. Bizim burada bulunan okulumuzu köy yaşam merkezi haline getiriyoruz. İnşallah köy yaşam merkezi haline getirdiğimizde okulun çatısını falan onattıracağız, yapılacak ve o okulda bu tür faaliyetlerimizi orada yapmamız daha faydalı olacak etrafıyla beraber. Onun müjdesini vereyim dedim. Hayırlı olsun muhtarım. İnşallah hızlı bir şekilde onu yapacağız. Yolla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten beton yol güzel olmuş. Yani inşallah devamında bitirecekler. Suyla ilgili de çalışma devam ediyor. Dün bir toplantı yapıldı. O toplantıda Bakan Bey'le birlikte, Bakan Bey'in talimatıyla Hilmi Başkanım falan bir araya geldiler sizlerle. Toplantı yapıldı, o da takip edilecek, merak etmeyin. Ordu İl Sivil Toplum Kuruluşları Derneği Müdürü Ali Kemal Mert ve İstanbul Altın Ordu Dernek Başkanı Sezai Evli birer konuşma gerçekleştirerek düzenlenen programa katılan herkese teşekkür ettiler. Ramazan ayımızın son gününde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşarken en sıkıntılı, en zor günlerimiz bu şekilde olsun. Deprem felaketinden sonra bu birlikteliği özlemiştik. Ben bu birlikteliği sağlayan bütün herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle güzel köyümün güzel insanları, sizlere ayrıca bir teşekkür ediyorum. Bizleri bu havalar yalnız bırakmadığınız için hassasiyetinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman bir olalım, dil olalım. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a ısmarladık. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İsa Gül ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Gül'ün bu kez durağı Ulubey ilçesi oldu. Ne eder mi rahmetli? Ne zaman geldi? Ne diyeyim dedim. Allah'ım durdur tabii. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İsa Gül ziyaretlerine durdurak bilmeden devam ediyor. Gül'ün bu kez adresi Ulubey ilçesi oldu. Çok iyi. Gerçekten mi? Çok. Güvenilir mi? Çok. Gül'e burada Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve AK Parti İlçe Teşkilatı eşlik etti. Niye mi? Yine masal. Ama yaşlar 70 mi yaş? Gerçekten. Soğuk havaya aldırış etmeden her bir vatandaşın, esnafın kapısını çalan Gül, hal hatır sordu, talepleri dinledi. Bu kardeşimiz de Mesut diye bir belediye başkanıydı. Ben onun kardeşiyim. Esnafla bir araya gelen Gül, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi. Bakalım, bağlama baksana ne kadar güler yüzlü. Yokum gibi, yok o ya. Şey. Son ana kadar sahada vatandaş olacağının altını çizen Gül, sorunların çözümü noktasında da etkin rol üstleneceğinin sözünü verdi. Maşallah. İlçede halkın teveccühüyle karşılanan Gül, Ulubey bizi bağrına bastı ifadelerini kullandı. Allah'tan nasıl olsun, yolun açık.
Gelecek Partisi Çekmeköy İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi. Gelecek Partisi Çekmeköy İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa Gelecek Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Selim Temurci, Millet İttifakı ilçe başkanları, STK başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Bora Özden açılış konuşmasını yaparak bayram arifesindeyiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bir kez daha bayramı yaşayacağız. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederim dedi. Başta Sayın Milletvekilim, milletvekili adayımız esasında milletvekilim, ilçe başkanlarım, sayın değerli muhtarlarım, İBB Meclis Üyesi başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yarın mübarek Ramazan bayramı, şimdiden herkesin bayramı kutlarım. Bunun dışında da Allah nasip ederse 10 Mayıs bizim için yeni bir bayram olacak, güzel bir bayram olacak. Ben söyleyeceklerim bu kadar, sözü milletvekilimize bırakıyorum. Milletvekili adayı Selim Temurci, buruk bir Ramazan yaşadık, sahada geziyoruz, dolaşıyoruz, halkımızın sorunlarını dinliyoruz ifadelerini kullandı. Rabbimize hamdolsun, bu dostlar sofrası, bu Halil İbrahim sofraları bizi bir araya getiren sofralar, onun için çok mutluyuz. Şimdi tabii bayrama gireceğiz ama buruk bir Ramazan-ı Şerif geçirdiğimizi ifade etmek isterim kıymetli dostlar. Buruk çünkü gerçekten depremden sonra eş zamanlı olarak Ramazan-ı Şerif'e başladık. Bir kardeşimiz olarak arkadaşlarımızla birlikte 11 ilimizde gitmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Bu çalışmalar devam edecek ve size söz veriyoruz, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her yerde, her mecrada. İşte bu sofralar Ramazan-ı Şerif'in başından beri söylüyorum. Bu ülkenin dört bir yanında kuruldukça, bu güzel dualar yapıldıkça bu millet kazanacak. Program sonrası Millet İttifakı temsilcileri söz alarak 14 Mayıs seçimleri için destek talep ettiler. Evet, bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler.